Dumanlı dumanlı Oy bizim dağlar Kamerayı görünce hemen Okan Hoca başladı şarkıya Ay ses de yok Ay. Dostlar merhaba sigara konumuz Değerli dostlarım, değerli büyüklerim, değerli öğrenci arkadaşlarım Sigara, puf Neyse puf mı diyorsunuz artık Puf diye yazıyor, puf diye okuyoruz Dumanlı dağlar Ne kadar güzel bir öyküdür ben şunun karşısındayım. Evet bu olabilir. Bu bir kere başımıza gelebilir. Değerli velilerim, öncelikle size, bu aslında size özel bir sohbet. Gençler çıkın bakayım videodan. Ben, ne işin var dinliyorsun bunu? Ben başka yerde anlatırım sana. Sana zaten değerli genç adam, değerli genç kızım. Sigaranın ya da bir şeyin zararlarını anlatmak ne kadar saçma değil mi? biliyorsunuz. Yani ne kadar zarar verebileceğini bizden iyi ifade edebilirsiniz. Kusura bakmayın arkadaşlar. O yüzden biz velilerimizle biraz sohbet edelim. Görüşürüz sizle. Ay. Başımıza gelebilir değerli veliler. Hani şöyle düşünebilir insan. Ya benim çocuğumda mı? Olabilir. Olabilir. Ya bu tabii ki kötü bir şey olabilir dedim. Olacak bir kötü bir şey ama paniklemememiz gereken bir şey. Belki endişe duymalıyız biraz hani eyvah ne yapacağız diye Hikayemizi aslında bu yüzden yazdık. Olabilir. Müdür yardımcımızın... ...annemize söylediği orada bir laf var. Biz oraya Dumanlı Dağ diyoruz diyor. İşte bir kum tepesinin arkasında içiyorlar. Dumanlı Dağlar'da eşkıyalar olur. Ve eşkiyayı oradan kavgayla indiremezsin. Daha da sert çatışmalar olur. Biraz sert tabirler ama kusura bakmayın. Gerçekten de çatışmayla çocuklarımızı bu dertlerden kurtaramayız. Öncelikle bizim sakin olmamız lazım. Ha... Kurtarıldığı olur. İki tane tokadı aşk edersin böyle eş, eskilerin bizim tabiriyle. O olur mu? Olur. Milyarda biri olur. Ama kalan 999 milyon, 999 bin, çocuk için, genç için bu geçerli olmayabilir. Biz işimizi olasılığa bırakmayalım. Önce sakin olalım. Annemizi rehberlik servisiyle görüştürmemizin nedeni hep dediğimiz gibi uzmanından bilgi alın. Yeşilay'dan bilgi alın. Bu işin tedavisi var, bu işin yöntemleri var artık geliştirilmiş zaten sigara yasağı her yerde. Ve hiçbir çakmak, hiçbir tek dal sigara bir çocuğun, gencin cebine tesadüfen girmez. Vardır o işte bir bit yeni efendim, vardır hiç o öyle bir dünya yok yani. Şimdi gençler o yüzden izlemeyin dedim. Bunları duyunca diyorlar ki hocam sen de yani. E gerçek bu. He ne yapacağız hocam peki sakin olalım da değil mi? biraz anlatalım bari. Sakin olalım çözüm yolu arayalım. Bırakalım değil. Bir kere kesinlikle kesinlikle bağırış çağırış yok. Ve burada bu tür olayları takip etmeniz için değerli dostlarım size aslında oradaki ipucu şu. Bir takım değişimler gözlemliyor çocukta. İşte geliş gidiş saati farklılaşıyor istediği paranın miktarı farklılaşıyor. Hayatında bir değişiklik oluyor. Ya demek ki bir değişiklik var. Bunu bekleyeceksin. Ha bu kötü bir şey çıkmayabilir ama iyi bir değişiklik de olabilir ya. Ne bileyim kedilere mama alıp dağıtıyordur çocuk. Böyle hayvan sevgisi şey yapmıştır, tavan yapmıştır. Onun için para alıyordur. İşte kedileri yaraların gözlerini temizliyordur. Neyse ama bu tür madde bağım kullanımları da olabiliyor. Ondan sonra ikinci işimiz gözlemlemek. Mutlaka arama tarama faaliyetlerini gerekli alanlarda yapmak. Ondan sonra beklemek. Hani kızmak gibi değil. Bu davranış sönebilir de. Arkadaşından danışmış alışmış olabilir. Sönebilir, geçicidir, yoktur. Ama mutlaka varsa bir çözüm yolu vardır. Onlardan bir tanesi evinizde izin vermeyeceksiniz kardeşim. Bitti. Hani bağırmayacaksınız, çağırmayacaksınız ama ortaya çıktığı zaman yani evin kuralı vardır. Saatinde gelir ama o evin içinde sigara içilmez. Bitti. Bunu bir kere alışacak insanlar. Bu serbest izin verme gibi değil. Zaten içmesini istemiyoruz. Öyle bir dünyamız yok. İkincisi bir rehber öğretmen, okul psikolojik danışmanı ya da psikologta ya da Yeşilay'dan destek isteyeceksiniz. Yeşilay'ın da psikologları var bu konuda. Ücretsiz hizmet veren psikologları var. Onların desteğiyle sizin alacağınız önlemler ve takibinizle bu illetten çocuğunuzu kurtarırsınız. Ama sakin sakin hareket ederek bunları yaparak. Çünkü bağırdığınız zaman onlar kaçar. İçme dersin, ay der biraz daha saati gecikir. Hop da bir yerde yakalanır, bir şey olur. Daha sakin. Ve prosedür takip ederek ve onu destekleyerek. Hani dedik ya destek nasıl olacak? Hiç bu değil. Babamız çok sinirli baba hikayedeki yeşil aycı falan, işte diyor ya eve nasıl duman soktun sen diyor, böyle bir tanımı var. Annemiz de ona diyor ki hepimiz çocuğumuzu seviyoruz. Bakın buradaki sinirimiz falan hep aslında sevgimizden. Ama bazen fazla sevgi de zarar verebiliyor. O yüzden sinirini bile törpüleyebilmeli insan böyle hassas durumlarda. Derdimiz çocuğumuza yardım etmekse önce belirlenir sonra harekete geçilir, konuşulur, destek istenir... ve yavaş yavaş tedbirlerimizle... bunu hep beraber aşarız inşallah. Sigara zaten dünyada... E, nasıl söyleyeyim ben size, artık bu istenmeyen, eskiden çok istendi yani, içilmesi... sürekli kısıtlanan bir şey. İşte elektronik şeyleri var bunun, puf diye. Ya ben bunu otobüste içen görüyorum. ya. Yani mesela, bu sigara değil, e, armut. Sigara armut. Yakında patlıcan yiyecekler diyecekler bundan nikotin var. Ya bu bir özenti, bu bir sosyal davranış. Ama emin olun onun içindeki likit de çok zararlı. Hani o daha zararlı, bu daha zararlı yok. Şimdi bazen konuşuyorum gençlerle diyor ki abi bendekinde zarar yok. Tabi diyorum zemzemle yıkanmış. Ya öyle bir şey var mı kardeşim? Kimyasal madde be canım. Yani ciğere çekiyorsun yazık günah ya. Ya biz siz ne bileyim ailelerimiz temiz su için diye musluktan su içirmiyor size. Güzel kardeşler. Şimdi dinliyorlardır diye onlara da anlattım. Değerli veliler. Bu ve buna benzer zararlı alışkanlıklar tespit edebilirsiniz. İlk yapmanız gereken bir gözleme gitmek. Hayat şartlarında çocuğumuzun rutininde değişiklik varsa gözleme gitmek. Daha sonra eğer baş edemeyeceğinizi, kendinizi kontrol edemeyeceğinizi düşünüyorsanız, çaresiz olduğunuzu düşünüyorsanız uzmanlardan destek istemek. Emin olun bir çözüm yolu bulunur. Sağlıklı günler diliyorum dostlar. Hoşçakalın.